merkezi yönetimle birebir uyumlu yerel yönetimlerin tezahürü Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerine, aynı zamanda milletimizin refah, mutluluk ve güven beklentisine doğrudan hizmettir. Cumhur İttifakı olarak bu kutlu hizmete talibiz, vaki hizmetkarlığa tüm varlığımızla, tüm imkanlarımızla hazırız. Bizde laf cambazlığı, kuyu kazma çaşıtlığı, eşkıya cazgırlığı, emperyalizmin candanlığı, milli değerler cahilliği, terör ve bölücülük casusluğu değil, Türk ve Türkiye sevdasıyla yoğrulmuş, kocaman ve inanmış bir yürek vardır. Bu suretle zulmetin ve zilletin karanlığı Allah'ın izniyle yarılacaktır. Geçen hafta bir televizyon kanalında yayınlanan ve bir derginin düzenlediği Cumhuriyet'in Aydınlık Yüzleri ödül töreninde konuşan, Türkiye'ye yabancıların gözüyle bakan Livaneli Soy isimli bir zat, beş para etmez aklının dibine çöreklenmiş, kiri pası bayağı bir dille açık etmiştir. Neymiş? 31 Mart seçimlerinde ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacakmış. Bildiğimiz ve takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye'de gerici ordu değil, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri vardır ve düşman çatlatmaktadır. Yine avcı taburları diye bir şeyi ne gören, ne duyan, ne de şahit olan söz konusudur. Meselenin püf noktası, Livaneli'nin bu tarihi çarpıtmasını ve milli iradeye layık gördüğü alçak iftirasını gülümseyerek ve hatta sevinç içinde dinleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sadra şifa tek bir itiraz gelmiş olmaması. Çünkü alın birisini vurun ötekine. Çünkü bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, millete en ağır hakaretleri reva gören, sandığı ve demokrasiyi küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyetlerdir. Bir defa şu hususu ifade etmek isterim ki, millete gerici demek küfürdür, kifayetsizliktir. Millete gerici demek Türkiye'ye geriden bakmaktır. Millete gerici demek hürmetsizlik ve haramzadeliktir. Millete gerici demek su katılmamış bir soysuzluktur. Bu firavunca sözlerin cevabını bilhassa İstanbullu kardeşlerim 31 Mart 2024 tarihinde sandığın başında oylarıyla vereceklerdir. Büyüklük taslayan küçülmüş siyasi zihniyetlerden yerel yönetimler ölçeğinde kurtuluş 31 Mart'ta yaşanacaktır. 31 Mart'ta İstanbul Allah'ın izniyle muradına kavuşacak, avcı taburları hezeyanını toplumsal bünyeye aşılamak isteyen asıl gerici ve kör taassup mağlup ve mağlup edilecektir, mahkum edilecektir. Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan, bunun dışında her taşın altından çıkan, politikada ayak oyunlarıyla meşgul olan şahsa İstanbullu kardeşlerim son yapacağı tezkeresini eline tutuşturup Saraçhane'den yollamaktır. Sonrasında nereye gidiyorsa gitmeli. Bir daha da İstanbul'un yıllarını çalmaya cüret etmemelidir. İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Adana'nın, Aydın'ın, Antalya'nın, Mersin'in, Muğla'nın, Hatay'ın, Eskişehir'in, Tekirdağ'ın, Diyarbakır'ın, Mardin'in, Van'ın makus ve meyus talihi, Cumhur'un muhterem ve muteber iradesiyle değişecek, emanet ehline teslim edilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak var olan belediye başkanlığı sayımızı hem arttırmak hem de Cumhur İttifakı'nın kesin ve ezici başarıya ulaşması için insanüstü bir emekle çalışmak öncelikli görev ve sorumluluğumuzdur. Görevden kaçmayacağız.
Hedeflerimizden sapmayacağız. Yorulmayı lükatimizden çıkarıp atacağız. Vatanımızın her yöresinde geceli gündüzlü vatandaşlarımızla buluşacağız. Umutları tazeleyeceğiz. Üretken belediyeciliği müjdeleyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın ortak iradesiyle yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldırıp son 5 yıllık fertlet devrine son vereceğiz. Değerli milletvekilleri, bir görüşe göre strateji, kiminle savaşılacağına karar veren politikayla çatışmanın fiilen yer aldığı taktik arasındaki faaliyetler alanıdır. Stratejideki hatalar taktik doğrularla düzeltilemez. Doğru strateji yanlış tahriklerle de mesafe alamaz. İşin özünde en göz alıcı stratejik güç, kullanılmaya en az ihtiyaç gösterenidir. Caydırıcı olanın yaptırımı da artacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tesis ve tecelli eden uluslararası sistem mekaniğini bir gemi metaforuna benzetecek olursak, bu gemi her tarafından su almaktadır. Ne kadar sızlansak da gerçek olan hukukun üstünlüğü yerine gücün ve güçlülerin hukukunun egemenliğidir. Müesses uluslararası nizamın bugünkü vasatında stratejik rekabetler, jeopolitik mücadeleler, hegemonik cepheleşmeler, vekalet savaşları, asimetrik hesaplaşmalar, siyasi ve ekonomik ablukalar, ticari ve diplomatik boğuşmalar, maneviyattaki tahribatlar, insan oranına yönelik saldırılar, gelecekle ilgili pozitif bekleyişleri maalesef gölgelemektedir.